Hüseyin Doğan diyor, Bir Penimin Hikmeti. Şimdilerde TL'den 6-0 atılmasıyla ülkemizde kuruş mevhumu tekrar gündeme geldi. Ancak hatırladığım kadarıyla bizim kuruşumuz en son 1960'ların sonu ile 1970'lerin ilk yıllarına kadar gerçek anlamında kullanılıyordu ve bir değere sahipti. Dünyanın en değerli paralarının başında gelen İngiliz poundunun eski tanımıyla sterlinin %1'i olan penny, bugün hala capcanlı gündemde ve kullanımda olan bir İngiliz para birimidir. İngilizlerin kuruşlarına verdikleri önemi dile getiren çok eskilerden kalma meşhur bir deyişleri de vardır. Look after your pennies, then the pound look after themselves. Siz önce kuruşlarınızı, penilerinizi koruyun, sonra poundlar kendi kendilerine bakarlar, korurlar. Ancak peniye gösterilmekte olan bu ilgi günlük yaşamda bir dizi tuhaflığı da beraberinde getiriyor. Bir tarafta yerde yatan bir, bazen iki peni eğilip almaya bile tenezzül etmeyen, çiğneyip geçen insanlar görürsünüz. Başka bir tarafta ise bir peni eksiğiniz olsa alışveriş yapamadığınız, zor durumlarda kaldığınız olur. Size bir peniyle ilgili olarak bizzat yaşadığım bir acı bir anı, gurbet anımı anlatmaya çalışacağım. Bir peni eksiğim olduğu için kahveyi vermediler. İngiltere'ye yeni geldiğim 2000 yılının Nisan ayının başlarında bir cuma günü Türkiye'den getirdiğim küçük ölçekli bazı mal numunelerini tekerlekli orta boy bir bavula doldurdum. Londra'da çeşitli toptancıların bulunduğu Hackney Road Caddesi'nde toptancıları gezerek bavulumdaki malları tanıtıp piyasa araştırması yapmaya çalışıyordum. O günlerde öğlen saat 11-12 gibi bir bardak kafe ile birlikte ilk sigaramı içmek gibi tatlı bir alışkanlığım vardı. Oysa o gün saat 12'ye geldiği halde bu küçük lüksümü yaşayacak uygun bir zaman ve mekan bulamamıştım. Krizlere girmek üzereydim. Yıllar önce okuduğum, şimdi ismini hatırlayamadığım bir Amerikalı yazarın kitabında insanlar 40 yaşından sonra günlük alışkanlıklarının esiri olurlar diye bir cümle okumuştum. O zaman 50 yaşında olduğuma göre işte benimkisi de aynen öyle bir alışkanlıktı. Ayrıca bölgede yaşayan Asyalıların çoğunluğundan yola çıkarak civarda mutlaka bir küçük cami veya mescit bulabileceğimi düşünerek cuma namazını kılmayı çok istiyordum. Tam o sırada yolumun üstünde köşe başında küçük bir kafe restoranda rastladım. Bu tür şeyler İngilizlerin genelde hafif yemeklerini yedikleri, çaylarını kahvelerini içip gazetelerini okudukları küçük gruplar halinde sohbetlerini yapıp zaman geçirebildikleri restoran kahve karışımı içkisiz mekanlardır. Burada bir bardak Nescafe'mi takeaway sistemiyle, yani al götür, dükkandan çık git, burada kalabalık ve bulaşık etme de nerede yer içersen git orada ye iç sistemi alır. Hem ileride solda ikinci sokağın girişinde olduğu söyledikleri mescide kadar yürür hem de kahvemi içerim diye düşündüm. Hemen içeriye girdim, siparişimi verdim. Bir dakika sonra kafem plastik kapaklı, yanmaz karton bir bardak içerisinde önümdeydi. Ben de cebimde bir şekilde birikmiş bir avuç bozuk parayı elime almış sabırsızlıkla şangırt atıyordum. Bana servis yapan 55-60 yaşlarında kısa boylu, ciddi duruşlu İngiliz beye borcumu sordum. Kahvenin fiyatı 65 peniydi. Bu fiyatı o yıllarda böyle mütevazi bir semtte hele al götür servisi için biraz fazla bile sayılabilirdi. Ama burası kapitalizmin, serbest piyasanın beşiğiydi. Herkes her şeyi satabildiği en yüksek değere satmaktan beis duymaz. Belki de benim ilk önce kahvenin fiyatını sormam, sonra da avucumdaki bozuk paraları saymam lazımdı.
Ne var ki ben o durumda mutlaka içmem gerektiğini hissettiğim bir bardak kahvenin fiyatını hesap edecek halim yoktu. Her halükarda cebimde kahve param vardı. Zaten kahvenin fiyatına da bir şey dememiştim. Yapmam gereken iş kahvemi almak, parasını ödemek, o meşhur üç sinirli sözden birisi olan thank you'yu telaffuz edip oradan çıkmaktı. Benim niyetim de buydu. Cebimde bulunan irili ufaklı bozuk paraları bir avucuma aldım. Öbür elimle de tek tek masanın üstüne saymaya başladım. Gelin görün ki bu avuç dolusu bozuk para çıka çıka 64 peni çıkmasın mı? Parayı son bir kez de benden para bekleyen bu orta yaşlı İngiliz beyle beraber saydık. Ve gerçekten de bir peni eksikti. Muhatabımın bu durumu hoşgörüyle karşılayacağını düşünerek hafifçe omuzumu silktim. Ve rahat bir gülümsemeyle paraları adamın eline bıraktım. Karton kafeye bardağımı aldım. Henüz gülümsememe geçmemiştim ki adamın kaşlarını çatarak "Sorry, kusura bakmayınız. Paranız eksik, kahveyi veremem." dediğini duydum. Birden şaşırdım, kulaklarıma inanamadım. Aynı anda elimdeki kahve bardağını masaya geri koydum. Şaşkın ve dikkatli adamın yüzüne baktım. Evet, duyduğum doğruydu. Kahveci bir penim eksik çıktığı için önüme kadar getirdiği kahveyi vermiyordu. Bu tavrı beklemiyordum. Ama adam parasını tamı tamına alma hakkını kullandı. Tavrını öyle koydu. Ne diyebilirdim ki? Ben de yaşadığım o bozgunla ister istemez ciddileştim. Kendisine en küçük paramın 20 pound olduğunu söyledim. Adam "No problem, bir şey olmaz." dedi. Tezgahın üstüne yayılmış olan 64 peni tutarındaki bozuk paralarımı toplayıp tekrar cebime koydum. Ve cüzdanımdaki 20 pound'u çıkarıp adama uzattım. Adam paramı bir güzel bozdu. Talep ettiği 65 peni kuruşu kuruşuna tahsil etti. Ben de adet yerini bulsun diye adama hem teşekkür ettim hem de kendisinden özür diledim. Dışarıya çıktım. Tabii ister istemez darmadağın olmuştum. Duygularım incinmişti. Kendi kendime ne olacak, İngiliz değil mi? Bunlardan daha ne beklenir ki diye söyleniyor. Burukluğumu teselli etmeye çalışarak hem kahvemi içmeye çalışıyor hem de cuma namazını kılmaya niyetlendiğim mescide doğru yoluma devam ediyordum ki birden anılarım canlandı. Olduğum yerde kala kaldım. Daha önce Türkiye'deydim. Memleketim Kırşehir'de adres sormak için girdiğim bir halı mağazasında o anda çay içmekte olan ve daha önce tanışmadığımız insanların samimi bir ısrarla bana da çay ikram ettiklerini, kendimi İstanbul'daki iş yerimde yıllarca herhangi bir nedenle ofisime gelen insanlara Türk ya da yabancı olmalarına bakmaksızın istisnasız olarak bir şeyler sunmaya dikkat ettiğimi, yine 2005 yılının Şubat ayında İstanbul'dayken bir belediye otobüsünde arka kapıdan binip de bilet parasını elden ele şoföre gönderen yolcunun "Kaptan kusura bakma şu kadar lira eksik" deyişini ve otobüs şoförünün verdiği "canınız sağ olsun" cevabını, dahası çocukluk döneminde akşamın alacakaranlığında 5 numaralı gaz lambasıyla aydınlattığımız evlerimize çekilmeden önce babamın bize dışarıda fakirhanemize misafir edilecek yolcu ve satıcı çerçilerin kalıp kalmayacağının sormalarını hatırlardım. Bu iki yaman çelişki beni çok sarstı. İşin doğrusu bir kuruş eksiğimi anlayışla karşılamayan o kişinin yetiştiği yıllarda İngiliz toplumunun da az çok bize benzer bir hoşgörüye sahip olduğunu, dolayısıyla ben yaşlarda bir İngiliz'in henüz bu kadar maddiyatçı bir yapıya sahip olmayacağını düşündüğüm için şaşkınlığım bir kat daha artmıştı. Bunun yanında bu ülkede insanın gerçek anlamda parasız kalması ihtimalinde içine düşeceği durumu düşündüm ve iyice irkildim. Boğazıma bir şeyler düğümlendi, gözyaşlarımı tutamadım, elimdeki kahve bardağı yere düştü. İşte o an tarihi kararlarımdan birisini verdim. Bundan böyle yerlerde üstüne basıp geçtiğimiz 1 ve 2 penileri toplayacak, hiç kimseye, özellikle de bir İngiliz'e bir peni daha olsa, dahi olsa eksik para vermeyecektim.
Evet, çok değerli Hüseyin Doğan Bey göndermiş hikayesini bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, bizimle paylaştığı için bu hikayeyi.